Merhaba Nesrin Eyleri, Pazartesi bülteniyle karşınızdayım. İlk maçım 437 kodlu Adana Spor Ümraniye Spor maçı. Adana Spor geçen hafta Elazığ Spor'u yendi fakat çok problemli bir takımla karşılaşmıştı. Yani dolayısıyla o maçtaki galibiyeti Karabük Spor'a karşı alınmış bir galibiyet gibi değerlendirmek gerekebilir. Diğer yanda Ümraniye Spor son lig maçında Altay'a mağlup olmuştu. İki Fenerbahçe maçının arasında çıktılar o karşılaşmaya. İlginç şekilde de Fenerbahçe iki maçta da mağlup ettiler. Çok moralliler. Bu karşılaşma öncesinde Adana Spor'da 3 tane cezalı oyuncu var. Hakan Barış, Abdülkadir Özdemir, Veli Kızılkaya, sarı kart cezaları. Takımda zaten sakatlık sorunları da vardı. Geçen hafta Elazığ Spor maçına 16 kişilik kadroyla çıktılar. O sakatlıklardan bazıları iyileşse de devam edenler de var. Dolayısıyla çok sorunlu bir Adana Spor var bu anlamda. Ben Ümraniye Spor'un Adana Spor'u deplasmanda yeneceğini düşünüyorum. İkinci maçım 159 kodlu Ankara Gücü Alanya Spor maçı. Alanya Spor'un bu karşılaşma öncesinde hafta içi kupada oynadığı 120 dakikalık karşılaşma tabii onlar için bir dezavantaj yaratabilir ama son lig maçında çok iyi oynayarak Sivas Spor'u yenen bir Alanya Spor vardı. Ocak ayında iyi geçiren bir Alanya Spor var. Güzel transferler yaptılar. Diğer yanda Ankara Gücü yani maddi sorunların da etkisiyle bir çöküşe geçti diyebiliriz. Yani şu anda maalesef küme düşmenin en büyük adaylarından birisi haline dönüştü. Aradaki puan farkına rağmen takımdan ayrılan oyuncular var. Sakatlığı bulunan oyuncular var. Sakatlığı bahane edip oynamayan oyuncular da var. Bu karşılaşmanın yeni statta oynanması bekleniyor. Bu bir avantaj olsa da taraftar birliği de henüz sağlanamadı. Çok problemli bir Ankara Gücü var şu anda. Alanyaspor'un bundan faydalanacağını ve deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Son maçım 161 kodlu Başakşehir Kasımpaşa maçı. Ya Başakşehir'de zaten biliyorsunuz transferleri takıma sürekli yeni takviyeler yaptılar. Robinho'dan sonra Dembaba'yı da kadroya kattılar. Diğer yanda Kasımpaşa genç oyuncular transfer etmişti. Onların belli ki takıma alışması, katkı vermesi biraz zaman alacak gibi görünüyor. Kupa maçları ve ligdeki maçtan benim gördüğüm bu. Bu maçta Embaya Jackne cezalı. Zaten Jackne'nin cezalı olması Kasımpaşa'yı fazlasıyla etkiliyor. Bunu son lig maçında Rize Spor karşısında da gördük. Yani Koyta çok atletik bir oyuncu ama bitirici konusunda çok zayıf bir isim. Jackne'ye ek olarak Hozuya Sağ ve Veysel Sarı da cezalı. Yani bu da bir defansif anlamda bir alternatif problemi yaratacaktır. Özür dilerim Kasımpaşa'da. Başakşehir'in bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Bu üç maçın toplam oranı 5.29. Herkese bir kuponlara borçlansın diyorum.